Uzmanına sorduktan hepinize merhaba. Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi simitin yapılış serüvenini ustasına sorduk. Emek Kardeşler Fırını simit ustası İlhan Sarı ile birlikteyiz. Simitin yapılış aşamalarını bize anlatabilir misiniz? Kazana unumuzu döküyoruz. 5 kilo döktün veya 6 kilo döktün. 6 kiloya 25 gramdan tuz girer. Yani tuzu 25 gramdan tartıyoruz. 6 kilonun 150 gram yapar. 150 gramı tutuyoruz, una döküyoruz. Artı 350-400 arası şeker döküyoruz. Yani gram olarak. Şekeri döktükten sonra suyunu, mayasını veriyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. En fazla 10 dakika. 13 veya 10 dakika arası yoğuracaksınız. Yoğurduktan sonra kesme makinesine atıyorsunuz veya elle mi kesiyorsunuz artık. 120 gramdan kesiyorsunuz güzelce. Onu elle şekillendiriyorsunuz. Dinlenmeye koyuyorsunuz. Dinlenmeye koyduktan sonra bir 10 dakika bekliyorsunuz. Açmaya başlıyorsunuz simidi. Pekmezin içine koyuyorsunuz. Pekmezin içinde çıkarıyorsunuz susama. Susamdan güzelce susamlıyorsunuz. Susamdan sonra tavanın içine koyuyorsunuz. Orada biraz bekliyor, kendine geliyor. Kendine geldikten sonra güzelce açmaya çalışıyorsunuz. Açmaya çalıştıktan sonra tavalara diziyorsunuz. Tavalarda en az 20-15 dakika bekliyor. Bekledikten sonra fırının içine atıyorsunuz. Ama fırının derecesi çok sert olmamak şartıyla. Yani 200-220 arası oldu mu kafidir. O derecede attıktan sonra çıtır çıtır simit çıkar. Nar gibi. Kokusu da her yeri sarar. Odun simidi diye geçer bu. Odunla pişiriyoruz zaten simidi. Karadeniz'in de vazgeçilmez tadıdır. İstanbul'un da göz bebeğidir. Mis gibi kokan simit ve çayla güne başlamak gibisi yok. Bugün sizlerle simitin serüvenini izledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.